Buyurun. Sayın Müdür. Evet, başkanım ben sunacağım. Meclise sunduk. Mecliste de her meclis üyemizin mail ortamıyla, biliyorsunuz yeni dönemde mail ortamıyla gönderiyoruz. Mail ortamıyla bir hafta önce meclis üyelerimize iletilmişti. Hepsinin mail ortamında kendilerine ulaştığını biliyoruz. Bu konuyla ilgili sorusu ve suali yoksa mizanın kabulünü talep ediyoruz yönetim olarak. Teşekkür ederim. Geldi mi Sayın Müdür? Geldi. Tamam. Peki o zaman da sunuyorum. Kabul edilmişti. Teşekkür ederim. İkinci gündem maddemiz Sayın Murat Dinç'in istifa etkisi. Buyurun. Murat'a söz veriyorum başkanım. Buyurun. Kendisi bir sunum yapsın. Hayırlı olsun diyoruz. Sayın Meclis Başkanım, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerim, Ticaret Odası'nın değerli meclis üyeleri ve grup üyeleri arkadaşlar, son Mayıs ayında yapılan Ticaret Odası seçimlerinde girmiş olduğum meclis üyeliğinden 2014 yılında yapılacak olan, Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde aday olacağımdan dolayı istifa etmem gerektiğini hissettim. Bu hem kendim adına hem de ondan da önemlisi Keşan Ticaret Odası'nın bundan sonraki, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ki tarafsızlığını koruması adına böyle bir şey uygun gördüm. Ben kısa bir süre zaman geçti ama bu geçen kısa süre zarfında sizlerle çalışmaktan çok son derece gurur duydum. İnşallah ileride yine birlikte oluruz. Hayırlısı. Kardeşimize politik yaşamında başarılar diliyoruz. İnşallah gönlümüzce istediğim gibi. Başkanım plaketi bu tarafa geçebilir miyiz? Plaketi başlayalım. Bırakalım başkanım. Buyurun Sayın. Teşekkür ederim. Evet. Başkanım, meclis başkan yardımcıları, sayın katip üyem, sevgili meclis üyelerimiz, yönetim kurulu üyelerim, komitelerim, kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz, sayın basın, sevgili personelimiz, hepinizi Keşan Ticaret ve Sanayi Odası adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bugün hem ortak komiteler toplantısı hem de meclis toplantısını yıl sonu nedeniyle birlikte yapmaya karar verdik. Bu konuyla ilgili burada olduğunuzdan dolayı, öğlen saatinizdeki bu zaman ayırdığınızdan dolayı bu Ticaret ve Sanayi Odamızın bu organizasyonuna yine teşekkürlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Meclis Başkanımın sunduğu gibi mizandan sonra Murat arkadaşımızla vedalaştık. Murat arkadaşımıza ben de siyasi yolunda başarılar diliyorum. Hakikaten çok özverili bir davranışta bulundu. Sizlere bu işin mevzuatını anlatmak istiyorum. Şöyle ki, ticaret ve sanayi odalarında 1 Aralık'a kadar siyasete gidecek olan arkadaşlarımızın yönetim kurulu dışında istifaları söz konusu değil aslında. Ama bugüne kadar ticaret ve sanayi odasında siyaset konuşmadığımız bir ortamda çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz için Murat Dinç arkadaşımız Beğendik ilçesinden, Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan aday adaylığına niyetlendi. Bu niyetinden sonra başkanım ben bu odada siyasi çalışmalarımı ve rengimi belirttiğim için siyasetin içinde olacağımdan dolayı bu onurlu görevi sizlere iade etmek istiyorum dedi. Bizler de bu memnuniyetini hakikaten onurlu davranışı için kendilerine teşekkür ederiz Murat'cığım. Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Hangi partiye giderse gitsin, hangi
partide görev yaparsa yapsın, ticaret ve sanayi odamızdan bize de yakışanı budur diye düşünüyoruz. Ve siyasete uğurlamak konusunda da o kendilerine herkes dahil Murat'a da başarılar dilemek bizim boynumuzun borcu. Bu vesileyle iş dünyasının siyasette yer olması, yer edinmesi aslında memnuniyet verici. Niye? Çünkü siyaset biliyorsunuz karar verici nokta, şehrimizi ve ülkemizi yöneten nokta, yöneten bölüm. Yöneticilerin siyasi kimliklerinden sonra bizler sivil toplum olarak onlara yardım etme görevimiz var. Siyasetin içinde biz ne kadar iş dünyasını siyasetle buluşturursak biz sivil toplum örgütleri olarak da biz iş camiası olarak da o kadar memnun olacağız. Tekrarlıyorum, hangi siyasi parti olursa olsun siyasete iş dünyasının katılması biz iş camiasını memnun etmekte olduğunun da altını çizmek istiyorum. Bu vesileyle tekrarlamak istiyorum. Murat Dinç'e bu onurlu davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. İstifasını meclis başkanıma sunmuştur. Bu çalışmalarından dolayı, bugüne kadar yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz ve bundan sonra da hem siyasi yolunda hem iş hayatında yolunun açık olmasını temenni ediyoruz. Bunu sizler projesinin ardından başlattığımız İş Sizi Arıyor projesi yaklaşık 50 firmamız tarafından aradığı personeli iş bulduğunu şahit olduk. İş Sizi Arıyor dedi. İşsizlerimiz, işi olmayanlarımız odamıza başvurdu ve bu konuyla ilgili hem iş arayanlar başvurdu firmalarımız, hem eleman arayanlar başvurdu.